İyi kalpli ve takvalı adamın üç evladı vardı. Bir anda küçük kızının tek gözü görmez olmuştu. Kızını birçok doktora götürdü. Doktorlardan kızının gözünün tekrar görmesi için Allah'ın dilemesinden sonra çok para gerektirecek bir ameliyata ihtiyacı olduğunu öğrendi. Babanın önünde arabasını satmaktan başka çare yoktu. Arabasını satmak için bir galeriyle anlaşacak ve sonra satılan arabanın parasını alarak ameliyat yapacak, doktora verecekti. Adam eşi ve üç çocuğuyla beraber arabayı satmak için galeriye gitmeye karar verdi. Üç evladı da bu arabaya çok bağlıydılar. Tabii iki kardeş kız kardeşlerinin iyileşmesini daha çok istiyorlardı. Küçük kız ellerini göğe doğru kaldırarak dua etmeye başladı. "Allah'ım, sen şifa verensin. Bana da şifa ver. Bizi tek arabamız olan bu arabadan mahrum etme." O sırada adam arabayı durdurdu ve ailesinin rahatı için klima çalışır vaziyette kalsın diye kontağı kapatmadan arabadan indi. Çocuklara dondurma almaya gitti. Adam arabadan indikten kısa bir süre sonra tanımadıkları bir adam gelerek arabaya atladı ve kadın ve çocuklar arabadayken arabayı kaçırdı. Bunu gören adam dona kaldı. Fakat hemen kendini toplayarak etrafındaki vatandaşlardan yardım istedi. Adamın seslenmesi üzerine oradakiler hemen gelerek adama yardım ettiler. Arabayı deli gibi sürerek kaçıran tanımadıkları bu adamı kovalamaya başladılar. Bu kovalamaca 4 saatten fazla sürdü. Sonunda araba bariyere çarparak ters döndü. Baba ve birkaç adam kadın ve çocukları arabadan çıkardılar. Hemen tedavi için hastaneye kaldırdılar. Cani adama gelince yakalanıp emniyete teslim edilince emniyet mensupları tarafından aranan azılı bir hırsız olduğu anlaşıldı. Yan kesicilik ve hırsızlıkla ilgili birçok davası olduğu ortaya çıktı. Adam hastanede dua ederek bekliyordu. Sürekli Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadisi şerifi dilindeydi. "Şayet başına bir musibet gelirse, eğer şöyle yapsaydım şöyle şöyle olurdu veya keşke şöyle yapsaydım o zaman şöyle şöyle olurdu" şeklinde bir şey söyleme. Bilakis şöyle de: "Bu Allah'ın takdiridir. O neyi isterse onu yapar. Çünkü lev, eğer, şayet, keşke kelimesi şeytanın işine yarar. İş yapmasına kapı açar." 2 saat sonra kadın ve çocukları çıktılar. Kazayı küçük sıyrıklarla atlatmışlardı. Gözünden rahatsız olan kızlarının ameliyat vakti gelmişti. 5 yıldır yurt dışında olup misafir olarak bulundukları hastaneye gelen büyük bir doktor, kızın ameliyatını hiçbir masraf almadan yapmak istediğini söyledi. 1 hafta sonra ameliyat başarılı olmuş ve kızın gözü artık görmeye başlamıştı. Böylece küçük kızın duaları kabul olmuştu. Hem gözü iyileşmiş hem de arabalarını satmamışlardı. Baba, "Bazen zarar olarak gördüğümüz şeyler bizim için faydalıdır" diyerek şu ayet-i kerimeyi zikretti. "Hakkınızda hayırlı olduğu halde bir şeyden hoşlanmamış olabilirsiniz. Sizin için kötü olduğu halde bir şeyden hoşlanmış da olabilirsiniz. Yalnız Allah bilir. Siz ise bilemezsiniz." قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب